Şimdi Allah kerimdir dedim ya. Allah kerimdir deyince aklıma bir hikaye geldi. Dervişin birisi bir gün bir kasabaya gidiyor. Kasabada da böyle geç saat olmuş. Akşam vakti olmuş. Böyle kalacak yeri arıyor ama otel falan bir yer bulamıyor. Daha doğrusu otel bulmuşsa da yeri yok. Sonra gecenin bir vakti bir adam görüyor işte, o da diyor ki yani buralarda kalacak bir yer bulabilir miyim diye adama soruyor. Adam da diyor ki valla bu saatte kalacak yer zor olabilir ama istersen ben de kalabilirsin diyor. Ama ben bir hırsızım diyor. Bunu dervişe diyor arkadaşlar. Derviş bir an tedirgin oluyor yani. Ama sonra diyor ki ben bir dervişim. Yani hırsızdan mı çekineceğim? Ki derviş arkadaşlar diyor ki o hırsız benim hocam oldu. Hırsızın evine gidiyor arkadaşlar. O gece evinde kalıyor hırsızın. Hırsız işe çıkıyor tabii gece. Sabah geldiğinde hırsız nasıl diyor, bir iş yapabildin mi? Yok diyor, yani bugün bir şey yapamadık ama diyor yarın Allah kerimdir. Bunu yarın yine hırsız işe çıkıyor arkadaşlar. Derviş evinde misafirle devam ediyor. Yarın yine soruyor. Nasıl geçti bugün diyor, bir şeyler yapabildin mi, iş yapabildin mi? Hırsız diyor ki yok bugün de bir şey yapamadım ama diyor yarın Allah kerimdir. Üçüncü gün yine bir şey yapamadı ama yani Allah'tan ümit kesilmez. Derviş diyor ki arkadaşlar bir hırsız Allah'tan bu kadar ümitliyken ondan çok ders aldım. Allah kerimdir deyince bu aklıma geldi. Bugün aslında arkadaşlar bugün anlatmayı düşündüğüm konu şu. Yeniden başlamak. Yeniden başlamak. Cesur insanların işi. Hani boks maçında bir yumruk yersin, yeri öpersin ya. Mesele yumruk yemek, yeri öpmek değil. Yeniden ayağa kalkabiliyorsan maç devam ediyor. Bugünkü konumuz güzel dostlar, senin gibi cesur insanların yaptığı bir konu. Yeniden başlamak. Güzel dostlar, adamın birisi bir gün bahçesinde yürüyor. Bahçesinde yürürken yerde kuş yuvası görüyor. Bir müddet sonra kuş cıvıltıları bir yukarıya bakıyor ki kuşlar yeniden yuva yapıyorlar. Bir fırtına çıkmış, fırtına yuvayı yerle bir etmiş ama kuşlar yeniden yuva yapıyorlar. Sonra tekrar fırtına çıksa, yuva tekrar düşse kuşlar yeniden yuva yaparlar. Yine fırtına çıksa bir gün pes ederler mi acaba? Vazgeçtik derler mi yuva yapmaktan? İşte o sırada adam diyor ki kuşlardan iyi bir ders aldım. Fırtına çıkmış, yuvaları dağılmış ama onlar yeniden yuva yapıyorlar. Bir daha, bir daha ve bir daha yapacaklar. Vazgeçecekler mi bir gün? Evet güzel dostlar, hayran olduğumuz, izlediğimiz pek çok kişi ya da böyle kahraman dediğimiz pek çok kişi belki de yeniden başlayanlardır. Ümidi kesilmeden yeniden başlayanlar. Bir gün çocuğun birisi tıkandım ben artık diyor. Önümü göremiyorum. Bunu yanındaki ata söylüyor. Ben diyor önümü göremiyorum artık tıkandım. At diyor ki atacağın adımı görüyor musun? Evet diyor. Tamam diyor, onu at. İnsanın atacağı en büyük adım güzel dostlar ilk adımdır. Eğer atacağın ilk adımı görebiliyorsan işte o en büyük adım. Her gün güneş yeniden doğuyor değil mi? Sanki Allah bize diyor ki her şey yeniden, bir daha, bir daha, bir daha başlıyor. Bizim sıkıntımız ne olabiliyor? Bugün düne benzeyecek, dün yarına benzeyecek diye düşündüğümüzden belki kaybediyoruz. Adam birisi ormanda kendi el feneriyle ilerliyor, sonra korkusundan kenara oturuyor. Yani ileride ne olacağı belli mi? 50-60 metre sonra belki bir kurt vardır, belki bir vahşi bir hayvan vardır. Kenarda oturmuş, öyle duruyor, ilerleyemiyor. Oradan başka bir adım hızlıca geçerken ona diyor ki ya sendeki bu cesaret ne? Nasıl hızlıca gidiyorsun diyor. İleride neler çıkacağını biliyor musun? Adam diyor ki çok ileriyi görmüyorum ama elimdeki fener diyor 10 metre ileriyi gösteriyor. 10 metre varınca sonraki 10 metreyi görüyorum. 50 metre sonrayı görmeme gerek yok ki. Bir adım sonrayı görebiliyorsak güzel dostlar, eğer atacağın bir adımı ilk adımlık yeri görebiliyorsak o zaman yeniden başlayabilirsin. Yeniden başlamak. Güzel dostlar, düşündüğümüz kahraman dediğimiz kişiler yeniden başlayanlar. Mesela işte pek çoğumuzun elinde vardır değil mi? Apple telefon ya da Apple bilgisayar. İşte Steve Jobs arkadaşlar diyor ki 20 yaşında evin garajında ilk şirketi kurmuştuk bir arkadaşımla beraber. Sonra öyle bir hale geliyor ki arkadaşlar 30 yaşındayken, kendi 30 yaşına geldiğinde 4000 çalışanı bir şirkete dönüşüyor o 20 yaşında kurduğu şirket. Ama ne oluyor? Bu adamı kendi kurduğu şirketten atıyorlar güzel dostlar. Yönetim kurulu aynı fikirde olmayınca atıyorlar. Ve adam tabii diyor ki ilk önce ne yapacağımı şaşırdım. Ya birkaç ay çok ciddi bunalımdaydım. Ama sonra işimi sevdiğim için aynı işi yeniden heveslendim ve yeniden yapmaya başladım. Sonra güzel dostlar biliyorsunuz yani hikayesini ayrıntılı şekilde anlatmama gerek yok. Apple, Steve Jobs'ın kurduğu yeni şirketi yeniden satın alıyor. Ve diyor ki Steve Jobs o sırada diyor şirketten atılmam belki de diyor benim için en büyük bir tarihti. Yoksa diyor pek çok projeyi hayata geçiremeyecektim. Mesele güzel dostlar onun şirketten atılması mı yoksa onun inancıyla
devam ediyor olabilmesi mi? Çok etkilendiğim bir hikaye var. Çalışkan bir adam New York'tan Avustralya'ya taşınıyor. Ailesine daha iyi imkan verebilmek için. Onun da o sırada böyle sahne yapmak isteyen bir oğlu var. Bir evladı var. O da işte hani sirklerde falan gösteri yaparım şeklinde düşünüyor. Avustralya'ya gittiklerinde güzel dostlar işte sirkte bir iş bulamıyorlar. Hani bir sirk ya da öyle bir tiyatroda iş bulana kadar tersanede çalışmaya başlıyor küçük bir çocuk. Ve bir gün çocuk işten dönerken 5 tane kendisinden çocuktan 5-6 yaş daha büyük 5 haydut tarafından yolu kesiliyor ve yevmiyesi isteniyor, günlük yevmiyesi. Çocuk hayır diyor, karşı koyuyor ve o günkü yani cebindeki parayı vermemek adına o 5 haydutla kavga ediyor güzel dostlar. Ve onlar öyle bir dövüyor ki çocuğu, tüm dişleri dökülüyor, çenesi kırılıyor, burnu askıda kalıyor, böyle yüzü tanınmaz bir halde ve öldü diye bırakıyorlar. Ve çocuk oradayken arkadaşlar polisler buluyor, bu gerçek bir hikaye ve çok etkilendiğim bir hikaye. Polisler buluyor. Polisler de öldü diye morga götürürken bir müddetinin nefes aldığını fark ediyorlar ve işte hastane, acil birim. Çocuk bir yıl arkadaşlar hastanede kalıyor ve tüm her yeri kırılmış. Bir yıl sonra pek çok yeri tedavi ediliyor, artık hayata dönüyor ama yüzü yok. Yüzsüz birisi olarak paramparça bir yüz. Ve kimse onunla konuşmak istemiyor. Kimse onunla arkadaşlık yapmak istemiyor. Bu süreç güzel dostlar 5 yıl devam ediyor. Çocuk 5 yıl boyunca herhangi bir işe başlayayım dese kimse öyle bir yüzsüz birisini işe almak istemiyor. Hatta bir sirkte bir iş buluyor ve yüzsüz adam diye bir sahne veriyorlar çocuğa. Yüzsüz adam. Ve bu çocuk arkadaşlar kiliseye gidiyor. Kilisede de böyle hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Allah'a dua ediyor, ağlıyor. O sırada papaz çocuğu görüyor ve çocukla konuşmaya başlıyor. Çocuk hayallerini anlatıyor. Ben diyor aktör olmak istiyordum. İşte şöyle şöyle filmler çekmek istiyordum. Başıma bunlar geldi. Diyor ki papaz, ben sana yardım edebilirim. Bana bir söz ver. Samimi bir dindar olursan ben sana yardım edebilirim. Ve çocuk samimi dindar olacağını söz veriyor arkadaşlar. Devamlı kiliseye gidiyor. Devamlı Allah'a dua ediyor. Ve papaz da kendi şahsi ilişkilerini kullanarak çok yakın bir dostu plastik cerrahıymış. Çocuğa kendisinden hiçbir masraf çıkmayacak şekilde arkadaşı doktora emanet ediyor. Ve doktor arkadaşlar gerçekten çok iyi bir çalışma yapıyor ve çok güzel bir yüze sahip oluyor bu çocuk. Ve bu çocuk güzel dostlar Mel Gibson. Her şey bitti dendiği anda artık o acı, belki de güzel dostlar biz artık her şeyin bitti dediğimiz yerde belki de o acı bizim yakıtımız oluyor. Çünkü hani kuantumda falan çok bahsediyoruz ya işte hiçlik olmadan varlık olmaz. Varlık hiçliğe ihtiyacı var. Belki bir yok oluşa ihtiyacımız var. Bir yok olacak, her şey bitti diyeceksin ki sıfırdan bir şey başlayacak. Kim başlayabilir buna? Cesur olanlar. Yeniden başlamaya cesaret gösterebilecek olanlar. Rocky'nin hikayesi de güzel dostlar. Mel Gibson'ın hikayesi gibi çok güzel. Rocky bir kulübede yaşıyor ve 5 dolara araba silerek geçimini sağlıyor. Evli, bir köpeği var. Ve 5 dolar araba silerek geçimini sağlıyor. Bir röportajda anlatıyor arkadaşlar Rocky bunu. Bir gün kayınbiraderi 50 dolara iş buluyor Rocky'ye. Rocky kabul etmemiş. Rocky yani Sylvester Stallone arkadaşlar. 5 dolara araba siliyor ama kayınbiraderi 50 dolara iş bulmuş, kabul etmiyor. Röportaj yapan da Anthony Robbins. O diyor ki neden kabul etmedin? Diyor ki Rocky eğer diyor kabul etseydim acım dinerdi. Acım dinerse hayalime kavuşamazdım diyor. Diyor ki Anthony Robbins hayalin neydi ki? Hayalim diyor dünya çapında bir aktör olmaktı. E diyor bunun için bir şey yapmış mıydın? Bir senaryo yazmıştım diyor. Ve senaryoyu film şirketlerine götürüyordum. Film şirketleri senaryoyu beğeniyorlardı ama beni beğenmiyorlardı. Yani senaryoyu kabul ediyorlardı ama seni oynatamayız diyorlardı. O zamanlar güzel dostlar yani şu anki gördüğümüz yüz şeklinde değilmiş. Defalarca ameliyatlar olduktan sonra bu yüz şekline geçmiş. Biliyorsunuz sesi de halen ses aynı ses. Sesi de çok hoş değil. Demişler ki ya tamam senaryo güzel ama seni oynatamayız. Bir güzel dostlar o da diyor ki beni oynatmadıkları için ben de senaryoyu vermiyordum. Ve öyle bir hale geliyor ki güzel dostlar kendi köpeğini çok sevdiği köpeğini 300 dolara satıyor. Ama senaryoya 300 bin dolar vermişler kendini oynatmadıkları için kabul etmiyor. Çünkü hayaline kavuşması lazım. Hayaline kavuşması için de kendisinin o senaryoda oynaması lazım. Film şirketinden bir daha gidiyor arkadaşlar. Kabul etmiyorlar bir daha. 300 bin dolar verelim film şirketinin. Birisi diyor ki tamam diyor sen oynatırız ama diyor o zaman diyor 30 bin dolar veririz. Hemen kabul ediyor. Ve o 30 bin dolar alıyor ya güzel dostlar. Köpeğini satmıştı ya 300 dolara. Gidiyor aynı köpeği 15 bin dolara geri satın alıyor. Burada beni en çok etkileyen cümle şu güzel dostlar. Eğer o 50 dolarlık işi kabul etseydim acım dinerdi. Acım dinerse hayalime ulaşamazdım. Evet güzel dostlar, bazen bitti dersin. Her şey bitti dediğin anda
yeniden güneş doğuyordur. Her gün yeniden güneş doğuyor, her gün yeniden güneş doğuyor, her gün yeniden bir fırsat. Yeri öpebilirsin, yumruğu yiyebilirsin, yerde olman problem değil. Ayağa kalkacak cesaretin var mı? Bir daha film şirketlerine senaryoya götürecek cesaretin var mı? Eğer bir daha yapmaya, ayağa kalkmaya cesaretin varsa, o inanç varsa her şey yeniden başlayabilir. Evet güzel dostlar, bazen her şey bitti dediğin anda belki müthiş bir, böyle çok daha şatafatlı bir hayat başlıyordur. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ediyor ya, giderken kaç kişiler, geri dönerken kaç kişiler? Her şey bitti dendiği anda gidiş aslında korkulduğu için değildir. Bir umuda yolculuktur o, bir umuda doğru gidiyorlar. Ama giderken 70 kişi, geri dönerken 10 binlerce kişi. Evet güzel dostlar, Steve Jobs diyor ki o şirketten atıldığım anda belki de diyor şirketten, kendi şirketinden kovulmam tadı kötü bir ilaçtı. Ama diyor sanırım hastanın ona ihtiyacı vardı. Belki bazen çok daha üste çıkabilmek için güzel dostlar bir yokluğa gitmeye ihtiyacımız var. Hani böyle araba fitesi gibi birinci fiteste gidiyor ya araba. İkinci fitesi geçmek için bir önce bir boşluğa geçer. Sonra ikiye. İkiden üçe geçecek ya araba. Önce bir boşluğa geçer. Belki de biz bitti dediğimiz an o bizim boşluğa geçtiğimiz andır. Onun için ne diyoruz güzel dostlar? Cesur olan insanlar yeniden başlayabilir. Hazreti Mevlana diyor ki güzel dostlar, ışık yaradan sızar. Ve bitti dediğimiz an belki başlayacağı andır. Anne karnında çocuk ölür, dünyada yeni bir hayat başlar. Senin de benim de ya her şey bitti dediğimizde belki de o an efsane başlıyor. Kim için? Cesur olanlar için. Kim için? İnananlar için. Kim için? Bir sonraki adımı görüp sadece ben bu adım atmalıyım diyenler için. Sende de yeniden başlama cesareti olduğu için seni tebrik ederim. Beni böyle sevgiyle, ilgiyle takip ettiğin için lütfen sana olan saygımı kabul et ve her zamanki gibi sevgiyle kal güzel dostum. Hatta aşk ile, hatta tutkuyla kal.